Sayın Cumhurbaşkanım, karşımızda Japonya Başbakanı Sayın Shinzo Abe. Arz ederim efendim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın ve kıymetli Recep Tayyip Erdoğan, değerli konuklar. Erdoğan, 先日のエルドアン大統領との電話会談からあまり間を置かずに再びエルドアン大統領とお話しすることができ大変嬉しく思います。Geçen gün Sayın Erdoğan ile telefon görüşmesini gerçekleştirdikten sonra çok ara vermeden tekrar böylece görüşebilmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 先日の電話会談においてエルドアン大統領からチャム桜病院の会員式へのご招待をいただいた際、何年前にイスタンブールを訪問し、日本とトルコ友好のを体現する丸払いプロジェクトの開通式典にエルドアン大統領とともに出席をしたことを嬉しく思い出しておりました。Geçen günkü telefon görüşmesinde Sayın Erdoğan tarafından internet aracılığıyla video konferans şeklinde katılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenine davet edildim. Sayın Erdoğan'ın bu nazik daveti bana bundan 7 yıl önce İstanbul'u ziyaret edip Japon Türk dostluğunun simgesi olan Marmara'nın açılış törenine Sayın Erdoğan ile birlikte katıldığımı hatırlattı. 今回は新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延のために残念ながらイスタンブールに駆けつけることは叶いませんでしたが、このようにビデオ中継を通じて会員式に出席できることを大変嬉しく思います。離れていても私の言葉はエルドアン大統領そしてトルコの国民の皆さんと共にあります。Küresel sorun olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maalesef bugün İstanbul'u ziyaret ederek törenin yerinde bulunmam mümkün olmadı. Fakat böylece Japonya'dan video aracılığıyla Türkiye'de düzenlenen açılış törenine katılabilmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ne kadar uzakta olsam benim kalbim Sayın Erdoğan ve sevgili Türk halkıyla beraberdir. 本日の会員式にあたり、チャム桜病院の会員に携わってこられた全ての関係者の皆様に心からの祝意を表します。この病院は日本の双日とトルコのルナセンスグループが官民連携方式により共同で建設を進めた最新鋭かつトルコ最大級の総合病院です。Öncelikle bu açılış töreni vesilesiyle bu hayırlı girişiminde emeği geçen, çaba sarf eden herkese minnetlerim ve en içten tebriklerimi sunuyorum. Bugün itibariyle resmi olarak açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bizim Japon firmamız Sojitz Corporation ile Türkiye'nin Renaissance Holding'in kamu özel sektör ortaklığıyla inşa ettiği, en son teknolojiyle donanmış ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biridir. 当初6月に会員が予定されていたものを新型コロナウイルス対策の一環としてエルドアン大統領が自ら早期会員を指示され一部を先行して会員しコロナウイルスに感染した患者の受け入れを始められたと承知をしております。Bu hastanenin aslında Haziran ayında faaliyete geçmesi öngörülürken, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında istifade edilmek üzere öngörülen tarihten erken açılmasına karar verildiğini ve hali hazırda bir kısmının koronavirüs bulaşan hastaları tedavi etmek amacıyla kullanılmaya başlandığını biliyorum. Nikkei Kijyo'ga konu yoğuna katacide Turku'nun şingata koronavirüs sayısak hiyte ve Turku'nun ideo 保険分野に大きく貢献していることを大変嬉しく思います。Böylece bir Japon firmamızın Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesinde neticede sağlık ve tıp alanında katkıda bulunmuş olmasını büyük sevinç ile karşılıyorum. 先日エルドアン大統領はこの病院をチャム桜病院と命名することを発表されました。強い生命力を感じさせる松と日本のシンボルである桜の名前がついたこの病院が末永くイスタンブールの皆様にとりましてお役に立ちそして親しまれることを願っております。
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan geçen gün bu hastaneyi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak adlandırmıştır. Sağlık, enerji ve diriliği andıran çam ağacıyla Japonya'nın sembolü olan Sakura, yani kiraz çiçeğini isminde bulunduran bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum.現在世界はコロナウイルスとの戦いの真っ只中にあります。トルコ政府とトルコ国の皆様がエルドアン大統領の協力の利益のもと治療メソッドの確立を含む医学的な取り組みをはじめあらゆる措置を動員して新型コロナウイルスに立ち向かっておられることに敬意を表します。 Günümüzde tüm dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele etmektedir. Bu zor günlerde Türk hükümeti ve Türk halkının Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliği altında tedavi yöntemlerin geliştirilmesi gibi tıbbi çalışmalar başta olmak üzere çeşitli tedbirlerle yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için seferber olduklarına gönülden saygı duyuyorum. トルコではこうした一連の感染症対策の結果、感染者数が大きく減少し、そしてまた 死亡率も近く抑えられていることから 5月4日には行動制限の緩和措置が発表されたと承知しています。 Alınan bu tedbirlerin neticesi olarak Türkiye'de vaka sayısının oldukça azalabildiği ve vefat oranının da düşük tutulabildiğinden dolayı 4 Mayıs tarihinde normalleşme planının açıklandığını biliyorum. 新型コロナウイルスとの戦いには国際協調が不可欠であり、 我々が優先的に取り組むべきは治療薬、そしてワクチンの開発、それらへの公平なアクセス、そして途上国支援であります。 Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için uluslararası işbirliğinin sağlanması çok önemli. Bizim öncelikle yapmamız gereken işbirliği tedavi edecek yeni bir ilaç ve aşının geliştirilmesi, bu ilaç ve aşıya adil bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve gelişmekte olan ülkelere yardım elinin uzatılmasıdır. Japonya'da geliştirilen ve koronavirüs tedavisi için bir umut olabileceği düşünülen Avigan ilacından bahsedersem, insani bakımdan biz bu ilacı arzu eden ülkelere bağışlayarak klinik araştırmaları geliştireceğiz. Bu çerçevede Avigan ilacını Türkiye'ye de bağışlıyoruz. また、トルコにおける支援ニーズも踏まえ、国際機関とも連携しつつ、保健医療従事者等への技術支援や保健 医療現場への物資支援等を実施していきます。 Ayrıca Türkiye'nin duyduğu ihtiyaca binaen uluslararası örgütlerle işbirliği yaparak sağlık ve tıbbi alanda çalışanlara teknik destekler ve malzeme bağışını sağlayacağız. 先般の G20首脳テレビ会議では、エルドアン大統領とも途上国支援の重要性を確認しました。トルコは自国で新型コロナウイルスとの戦いを続けながら、中東 アフリカとの、アフリカを含む60カ国以上に支援を行っていると承知をしておりまして、信心なる敬意を表します。 Geçtiğimizde gerçekleşen G20 liderler olağanüstü zirvesi video konferansında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile gelişmekte olan ülkelere yardım elini uzatmanın önemini teyit ettik. Kendi ülkede yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam ederken, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki 60'tan fazla ülkelere de yardım elini uzatan Türkiye'ye derin saygı duyuyorum. Japonも、コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けた途上国を支援するため、医療関連機材の供与や技術力を通じた能力構築による保健システムの強化のための支援、 また経済活動の維持、活性化のための緊急援助金をはじめ種々の方法で支援していく所存です。引き続きあらゆる分野でトルコとも協調していきたいと考えています。 Japonya'da yeni tip koronavirüs salgınıyla etkilenen gelişmekte olan ülkelere yardım etmek için
tıbbi malzeme bağışı ve teknik işbirliği vasıtasıyla kapasite ve yeteneklerini arttırarak sağlık sistemini güçlendirmeye, ayrıca ekonomik faaliyetlerin canlandırılması için acil Japon yeni kredi paketi başta olmak üzere çeşitli yöntemle destek vermeye istekli ve hazırdır. Çeşitli alanlarda Türkiye ile de işbirliği yapmak isteriz. 当面はお互い、新型コロナウイルス対策が、最優先でありますが、状況が、落ち着き次第、二国間関係の強化に向けて、取り組んでいきたいと思います。Bundan sonra bir süre her iki ülke için yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele en öncelikli mesele olacaktır. Durumu sakinleşince ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye birlikte çalışacağız. 2020年はエルトルズ号事件から130年となる記念の年です。串本町で予定されていた慰霊式典は現下の状況に鑑み延期されましたが、エルトルズ号事件は日本とトルコの揺るぎない友情の礎であり、感染症が収束した後に開催されることを期待しています。İçinde bulunduğumuz 2020 yılı Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun temelinde yatan Ertuğrul faciasının 130. yıl dönümüdür. Facianın meydana geldiği Kuşimoto'da düzenlenmesi öngörülen şehitleri anma töreni maalesef koronavirüs krizi yüzünden ertelenmiş durumdadır. Ertuğrul faciası bizim dostluğun kaynağıdır. Ertuğrul şehitleri anma töreninin bu kriz sona erdikten sonra gerçekleşmesini bekliyorum. 最後に改めてチャム桜病院が日本とトルコの心温まる友情の新たな象徴となり日本とトルコの友好協力関係がさらに大きく発展していくことを記念いたしましてお祝いの言葉とさせていただきたいと思います。Burada sözlerime son verirken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin Japonya ile Türkiye'nin içimizi ısıtan sımsıcak dostluğunun yeni bir simgesi olmasını diler. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ederim. Teşekkür ederim. Sayın Başbakan, değerli dostum, kıymetli misafirler, aziz vatandaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Sayın Abe ile beraber açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ülkemiz, milletimiz ve güzel İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. Japonya Başbakanı Sayın Shinzo Abe'ye açılışımıza iştirak ettiği için ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yüklenici firmasından mühendisine, işçisinden müteahhidine kadar bu muhteşem eserin inşasında emeği, alın teri, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte Japon firmalar ile Marmaray ve Osman Gazi Köprüsü gibi çok önemli altyapı projelerine beraber imza attık. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin adını iki ülkenin işbirliğine yaraşır şekilde Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Yine ismiyle müsemma olması için hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı binden fazla çam ve baharın müjdecisi kiraz çiçeği sakura ağacı ile donattık, donatmaya da devam edeceğiz. Bu bizim özellikle dostluğumuzun kalıcı olmasını İnşallah sembolize eden adımlar oluyor. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha
ülkemize kazandırdık. Rönesans ve Sojit firmalarının müşterek olarak bu muhteşem eseri inşa etmeleri gerçekten Türk-Japon işbirliğinin de aynı zamanda dayanışmasının bir ifadesidir. 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alanıyla bu hastane şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girmiştir. Çevre ve enerji dostu olan hastanemiz kamu özel ortaklığının en güzel örneklerinden biridir. 456'sı yoğun bakım olmak üzere toplam 2682 yatağı, 725 poliklinik odası ve 90 ameliyathane masası ile bu eser bilhassa COVID-19 salgınıyla mücadelemizde kritik bir rol oynayacaktır. Toplam 107 branşta hizmet verecek olan hastanemizde tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 35 bin ayaktan hasta alınmasını ve 500 özellikli ameliyat yapılmasını planlıyoruz. 8134 araçlık otoparkının yanı sıra 3 helikopter pisti de olan hastanemiz milletimizle beraber İstanbul Havalimanı'na yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Bu şu demektir. Yani artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir. Bunun özellikle başatı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'dir. Öbür tarafta yine Yeşilköy'de hemen pistin yanında malum Profesör Doktor rahmetli Murat Dilmener Hastanesi'dir. Bir diğeri de yine bu COVID sürecinde rahmetli olan Feriha Öz Hastanesi, o da Sancaktepe'de. Bunlar 1005 artı 1005 olmak üzere yataklı iki hastanedir. Ama bunlar geçici bir sahra hastanesi değildir. Bunları kalıcı özellikte inşa ettik ve bunlar da gerçekten plan proje noktasında muhteşem hastaneler oldu. Yine bu süreç içerisinde bir de 100 yataklı Hadımköy'de daha önce askerlerimiz için Sultan II. Abdülhamit tarafından inşa edilmiş olan hastaneyi restore ederek gerçekten o da çok muhteşem bir eser oldu. İnşallah onu da Yeşilköy Acil Hastanesi ile beraber aynı gün açacağız. Kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır. Sayın Başbakan, kıymetli misafirler, koronavirüs salgını insanlık olarak son bir asırda karşılaştığımız en büyük sağlık sorunudur. Az önce Sayın Başbakan'ın ifade ettiği şu anda buldukları aşı noktasında ve ürettikleri ilaç noktasında adil bir paylaşımı tüm insanlıkla paylaşacaklarını ifade etmesi ve Türkiye'yi de bu kapsam içerisinde ifade etmeleri gerçekten bizim Sayın Abe'ye ancak bir şükran borcumuzun olduğunun ifadesidir. Kendisine, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar 330 bin can alan bu salgın karşısında çoğu ülkenin ciddi zorluklar, sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Ve biz şu ana kadar 80'i aşkın ülkeye her türlü bu noktada
ürünlerimizi gönderdik. Ve hala da göndermeye devam ediyoruz, edeceğiz. Çünkü bu bizim insani bir görevimizdir. Vicdani bir görevimizdir. Ve bunu yapmakla da iftihar ediyoruz. Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzeninin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor. Gerek vaka sayısı, gerek vefat sayısı, gerekse sağlık sisteminin sorunsuz işleyişi bakımından son derece iyi bir konumdayız. Nitekim dün itibariyle günlük vaka sayımızı 1000'in altına düşürdük. Diğer tüm göstergelerde de olumlu yönde gelişme var. Normalleşme ile ilgili adımları atarken tedbirleri de asla elden bırakmıyoruz. İlaç, maske, koruyucu malzemeler ve tıbbi teçhizat noktasında hamdolsun şu anda hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında sağlık malzemesi sıkıntısı yaşayan dost ve kardeş ülkelere yardımımızı göndermeye devam edeceğiz. Ve az önce ifade ettiğim gibi şu anda kesin rakamı söylüyorum. 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah Sakura'nın o farklı renklerdeki çiçeklerini göreceğimiz zamanlar var. Gerçi bizim Erguvan gibidir Sakura. 15-20 gün kadar bu çiçekler kalır. Ama yeşilini muhafaza eder. Çam çok sağlıklıdır. Kalıcıdır. Onun için mevsim koşulu diye bir şey yok. 4 mevsim diridir. Ağırlıklı olarak Rönesans firmasına bir ricada bulundum. Dedim ki ne kadar ladin bulursan bu ladinleri buraya getir. Diğerlerinden de alalım ve burası adeta çam ormanı haline dönüşsün. İnşallah kendileri de şu anda Türkiye'nin neresinde ladin varsa topluyorlar. Ve ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken özellikle değerli dostum Sayın Abe'ye heyecanımıza ortak olduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden Japon dostlarımız için şahsım, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Hastanemizde görev yapacak tüm sağlık personelimize Rabbimden başarılar diliyorum. Ve bu vesileyle yaklaşan pazar günü malum Ramazan bayramımız var. Ramazan bayramınızı özellikle şimdiden tebrik ediyorum. Kutluyorum ve diyorum ki nice bayramları dünyada hep birlikte kutlayalım. Tekrar değerli dostum Abe'ye de saygılarımı sunuyorum. Evet, şimdi açılışa geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin 3 birimine canlı bağlantımızı gerçekleştireceğiz. İlk olarak Anjiyo Laboratuvarı'na bağlanıyoruz. Karşımızda Profesör Doktor Sayın Özgür Kılıçkesmez ve Doçent Doktor Sayın Fatih Uzun. Cumhurbaşkanımız, şehir hastanemiz açılışına hoş geldiniz. Ben Doktor Özgür Kılıçkesmez. Hastanemiz radyoloji ve girişimsel radyoloji sorumlusuyum. Radyoloji bildiğimiz gibi bilim dallarına tanı konusunda ultrason, BT, MR gibi cihazlarla görüntüleme konusunda yardımcı olan bilim dalıdır. Hastane kompleksimizde birbirine bağlı entegre
büyük bloklar mevcuttur. Hastalarımız buraya geldiklerinde doktorlarına muayene olacaklar. Arkasından en yakınlarındaki yürüyen merdiven veya asansörle hemen altlarındaki görüntüleme merkezlerine inip tetkiklerini halledip tekrar doktorlarına başvuracaklar. Tabii çok geniş bir alan. Bu hastanemizin bir radyolog olarak en büyük özelliği olarak ben 9 görüntüleme merkezini görüyorum. Dünyada böyle bir merkez yok. Böyle olduğunu biliyorum ben. Tabii bu konfor ve rahatlık yanında ne getirecek bize? Bilimselliği ve doğru tanıyı getirecek. Neden? Çünkü mesela ortopedi binasında çalışacak bir arkadaşımızı bu konuda kendini geliştirmiş bir radyocu hocamızdan veya beyin cerrahisi binasında çalışacak hekimimizi kendini beyin hastalıkları konusunda geliştirmiş hocalarımızdan bulduk. Bu tabii bilimsel araştırmaları gençleri yetiştirmemiz için bize çok fayda sağlayacak. Hastanemizin görüntüleme merkezlerinde toplam 14 adet cihaz bulunmakta BT ve MR. Bunların bir tanesi 3 Tesla MR, bir tanesi Türkiye'de ilk ve tek olan yüksek çözünürlüklü açık MR, bir de kalbi tek atımda tarayan 640 kesitlik bir BT cihazımız var. Öte yandan 5 sene sonra örneğin yeni bir cihaz geliştirildiğinde veya bunlar bize yetmediğinde onların gireceği yerler de bizleri rahatsız etmeyecek şekilde hazırlanmış durumdalar. Öte yandan radyoloji sadece tanı olarak değil, tedavide de girişimsel radyoloji alanında hizmet vermektedir. Hastanemizde bu alanda çalışacak 3 görüntüleme merkezimiz bulunmakta. Şu anda içinde bulunduğumuz alan da bir aslında anjiyografi ünitesi. Biz bu kapalı ameliyat tedavilerini anjiyografi cihazlarında yapacağız. Hastanemizde toplam 14 anjiyografi cihazı bulunuyor. Bunların 6 tanesi bir plan dediğimiz hastayı iki taraftan gören, burada da görebileceğimiz gibi hem önden hem yandan gören cihazlar. Bunlardan 6 tane var. Tabii alet işler el övünür. Biz becerilerimizi, maharetlerimizi ve bilgilerimizi bu cihazlar sayesinde kullanabiliyoruz. Ne mutlu bize ki yine dünyada tek olan bu 6 cihazın bir arada olduğu başka bir merkez yok. Bu bize ne sağlayacak? Örneğin 4 tane beyin felci inme olgusunu biz bir arada alıp aynı anda beyin damarlarını açacağız veya 2 beyin kanaması hastasının baloncuklarını coil ile doldururken yan tarafta 2 arkadaşımız 2 hastanın yine beyin damarlarını açacak. Öte yandan biz bu acil hastalara müdahale ederken örneğin kanser hastaları da ötelenmeyecekler. Yandaki 2 masada da karaciğerinde tümörü olan hastalarımıza girişimsel onkolog arkadaşlarımız girip o tedavilerle tümörleri yok edecekler. Bölüm sorumlusu olarak ben hastalarımıza şunun garantisini vermek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Buraya geldiklerinde son derece insani ortamlarda bilimsel olarak hekimleriyle karşılaşacaklar. İstedikleri tedaviye birlikte karar verip bu tedavilerin olup yine rahat bir şekilde taburcu olacaklar. Öte yandan biz tıp fakültesinden mezun olurken hocalarımızın bize bir sözü vardı. Önce zarar vermeyin. Bölüm sorumlusu olarak bir radyolog olarak ben bunu çok önemsiyorum. Bu kadar cihazla tamam bilimsel olarak hizmet vereceğiz ama en düşük son koşullarında çalışmayı hedefliyorum. Son sözüm Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada uygulanıp da burada uygulanamayacak bir tedavi yok. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Heyecanla hastalarımızı bekliyoruz. Ne mutlu bize böyle bir hastanede çalışabileceğiz. Şimdi izninizle ben sözü kardiyoloji, kalp damar hastalıkları hocamıza bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Fakat yani Özgür Hocam, soyadı da kılıç kesmez koymuşsun. Sayın Cumhurbaşkanım, evet onun da ayrı bir hikayesi var. Güvenliğe önem vermekle ilgili atalarımızdan birisi savaşırken zırh giymiş. Bu sayede kılıç kesmez olmuşuz. Kılıç kesmez ama doktorlar için neşter keser. Evet, evet Sayın Cumhurbaşkanım, haklısınız. Peki. Çok evet. Sağ olun, çok sağ olun. Buyurun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Başakşehir Çam ve Sokura Şehir Hastanesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Doçent Doktor Fatih Uzun, Yetişkin Kardiyoloji Anjiyoloji Laboratuvarı sorumlu hekimiyim. Doktor arkadaşımızın da bahsettiği gibi 14 tane anjiyografi cihazımız var. Bunlardan 8 adedi yetişkin kullanımı için kardiyak anlamda. 2 tanesi bir plan, 6 tanesi monoplan tek dedektörlü cihazlar. Bu cihazlarımız düşük radyasyon dozlarıyla yüksek görüntü kalitesi verebilen en son nesil cihazlar. Aynı zamanda eski cihazlara göre
%50, %40 civarında daha geniş bir anatomik bölgeyi tek seferde görebilme imkanı veren, yapılacak işleme göre daha önceden setup ayarları yapılıp işlem süresini kısaltan ve dolayısıyla daha fazla sayıda hastaya hizmet vermeyi mümkün kılan, BT-MR gibi diğer görüntüleme tekniklerinden elde edilen görüntüleri burada anjiyodaki görüntülerle süperpoze ederek işlem başarı ve kalite şansını arttıran cihazlara sahibiz. Bu cihazlar aynı zamanda 3 boyutlu BT anjiyografi çekebilen cihazlar. Kısmen BT özellikleri de var. Bunun dışında bir plan cihazlarımız bunlara ilave olarak özellikle kontrast madde kullanımının sınırlı olması gerektiği, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi hastalarımızda, çocuk hastalarımızda ve kompleks kalp damar işlemlerinde teknik özelliklerinden dolayı ayrıca hekime ve hastaya yardımcı olan cihazlar ki bu özellikleriyle de eşsiz cihazlar. Bunun dışında bizim burada kalp damar cerrahisi ameliyathanemizde bir cihazımız daha var, skopi cihazımız. Burası hibrit bir ameliyathane. Bu şu demek, aynı anda bir hastaya hem açık cerrahiyi hem de anjiyografik işlemi eş zamanlı olarak yapabilme imkanı demek. Bu tür ameliyathaneler dünyada sayılı merkezlerde var. Bu da eşsiz bir özelliğimiz. Biz burada genel olarak başta kalp damar girişimleri, vücuttaki diğer damar girişimleri, kapak hastalıkları, doğumsal hastalıklar, ritim bozuklukları, aorta hastalıkları, kalp pil uygulamalarının hemen hepsini yapabilme şansına sahibiz. Mevcut cihaz parkımız ve yetişmiş insan gücümüzle dünyadaki sayılı merkezlerden bir olmaya adayız. Vaka sayımız olarak günde yaklaşık 80 vaka ve yılda 30 bin anjiyografik işlem yapabilme kapasitesine sahibiz. Aynı zamanda kalp krizi ve inme gibi acil hallerde 7 gün 24 saat esasına göre aynı anda birden çok hastaya hizmet verebilme imkanına sahibiz. Ben destekleriniz ve vizyonunuz için zat-ı alinize, emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür ederim. Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Yaklaşan Ramazan bayramımızı tebrik ederim. Saygılar sunarım. Evet, ben Fatih Hocama da teşekkür ediyorum. Özgür Hocamıza aynı şekilde çok çok teşekkür ediyoruz. Böylece anjiyo laboratuvarımız gerek Başakşehir Çam ve Sakura Hastanemize, gerek tüm vatandaşlarımıza, tüm insanlığa hayırlı olsun diyoruz. Ve şimdi de tomoterapi bölümüne geçiyoruz. Evet, tomoterapi bölümünde şu anda hocamız Fikret Çermik Bey'i öncelikle dinleyelim. Ardından Doçent Doktor Didem Karaçetin hocamızı dinleyeceğiz. Evet hocam, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Tevfik Reçelmik, nükleer tıp uzmanıyım. Başlangıçta bölümümüz hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Nükleer tıp özellikle onkolojik hastalıklar ve kardiyolojik hastalıklarda başta olmak üzere birçok hastalıkta erken tanıda ve tedavinin değerlendirmesine rol oynamakta. Onkolojide kullanılan nükleer tıp görüntülemenin esası moleküler görüntüleme. Moleküler görüntüleme ile biz hastalıklara hücre ve doku düzeyinde yani çok erken safhada tanı koyabiliyoruz. Bu amaçla yaptığımız şey akıllı hale getirilmiş düşük doz radyasyonu hastalara uygulamak. Vücut içerisinde bu akıllı hale getirdiğimiz radyoaktif maddeler tümörün kaynağını buluyorlar ve eğer tümör bir tarafa yayılmışsa, vücuda yayılmışsa yayıldığı alanları da tutulum gösteriyorlar. Bu şekilde hastalık dokulardan gelen radyoaktif ışınları biz gelişmiş teknolojiler olan PET-CT, SPECT ve SPECT-CT cihazlarıyla yakalıyoruz ve 3 boyutlu görüntüler haline getiriyoruz. Hastanemiz bünyesinde 2 farklı blokta toplam 1966 metrekarede nükleer tıp görüntüleme işlemleri için 6 adet gelişmiş teknolojiye sahip dünyadaki en modern cihazlar olan PET-CT, SPECT-CT ve SPECT cihazı kurulum aşaması bitti. Şu an devrede. Ve var olan alanımızda bu sayıyı 13 adete kadar çıkarma şansına sahibiz.
Buna ek olarak, görüntüleme hizmetine ek olarak bünyemizde 857 metrekarelik hasta konforu en üst düzeyde planlanmış, düşünülmüş 12 odalı tedavi ünitemiz bugün devreye giriyor. Bu 12 odalı tedavi ünitemiz yalnız ülkemiz için değil, Avrupa genelinde de çok önemli bir radyoniklit tedavi merkezi olmamızı sağlayacak. Hastanemize devreye girecek olan nükleer tıp kliniklerimizin aracılığıyla tam kapasiteye ulaştığımızda yıllık 60 bin üzerinde hastaya nükleer tıp görüntülemesi ve yine yıllık 1500 hastaya radyoniklit tedavi uygulamasını yapmayı planlıyoruz. Bu sayede gerek halkımız, gerekse sağlık turizmiyle hastanemize gelecek olan yabancı misafirlerimiz nükleer tıp alanında ihtiyaç duydukları özellikle tüm hizmetlere rahatlıkla burada ulaşabilecekler. Nükleer tıp kliniğimiz hastanemizin diğer güzide klinikleri gibi hastalarımız için bir şifa vesilesi olacağına inanıyorum. Sözü yüksek müsaadenizle doktor arkadaşımla da son okulu Didem Hanım'a bırakmak istiyorum. Evet. Didem Hanım buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı, Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanemize hoş geldiniz. Ben radyasyon onkolojisi bölüm sorumlusuyum. Şu anda da radyasyon onkolojisi bölümünde cihazlarımızdan birinin yanındayız. Şehir hastanemiz radyasyon onkolojisi cihaz parkuru olarak son derece zengin ve dünya standartlarının üstündedir. Merkezimizde şu anda 2 adet Elekta Versa HD model lineer akseleratör cihazı, 1 adet Radixact helikal tomoterapi cihazı, 1 adet intraoperatif radyoterapi cihazı, 1 adet brakiterapi cihazı bulunmakta. Ek cihaz ihtiyacımız olduğunda da mevcut bunkerlarımız bulunmakta. Şimdi cihazlarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Radixact tomoterapi cihazı en yüksek teknoloji ve donanıma sahip son modeliyle hastanemizde yer alıyor. Hem noktasal atış hem kesişsel ışınlama tekniklerini harmonize ederek ileri teknolojiyi kullanarak bünyesinde aynı zamanda 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemi kullanan yegane cihaz. Biz bu cihazla bireyselleştirilmiş tedaviyi yapıyoruz. Kanser hücrelerini maksimum doğrulukla hedefe şaşırmadan ışınlarken sağlıklı dokuya maksimum korumayı sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken ileri teknoloji ve bünyesinde yapay zekayı barındırıyor. Ve stereotaktik radyo cerrahi gibi, tüm vücut ışınlaması gibi, aynı anda birden fazla tümörün ışınlanması gibi farklı tedavi modalitelerini büyük bir güvenle uygulayabiliyoruz. Bunun dışında 2 adet Elekta Versa HD marka lineer akseleratörümüz var. Bunlar da geleneksel radyoterapi tekniklerini kullanarak yüksek teknolojiyle birlikte modern kanser tedavisini en üst düzeyde uygulayabildiğimiz cihazlar. Burada lokal tümör kontrolünü arttırırken sağlıklı dokuları maksimum korumak ve hem hastanın yaşam süresini arttırmak hem de yaşam standardını arttırmak hedefleniyor. İntraoperatif radyoterapi cihazımızda şehir hastaneleri için bir ilk aslında. Hasta ameliyat sırasındayken cerrahla birlikte biz de radyasyon tedavisini veriyoruz. Merkezimizde amacımız vatandaşlarımıza ve yurt dışından gelecek hastalara en iyi hizmet kalitesini sunmak. Hedefimiz ise bir eğitim merkezi olarak asistan yetiştirmek, yurt dışındaki merkezlerle akredite olmak, bilimsel anlamda da dünya çapında bir merkez olmak. Burada olmak farklı bir şey. İyi ki buradayım. Başta size ve Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, firmalara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum saygılarımla. Evet, ben de gerek Hoca Hanım'a gerek Fikret Bey'e çok çok şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah bu hastanede gerek yetiştireceğiniz öğrencilerinizle,
gerek bu imkanlarla tüm halkımıza, tüm insanlığa vereceğiniz hizmetlerle hani baki kalan hutbede hoş bir seda imiş meğer diyor ya baki, sizler de inşallah bu kubbede ilahiyaya inanıyorum ki hoş bir seda bırakarak anılacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi ameliyathaneye geliyoruz. Evet, ameliyathanede de Profesör Doktor Alican Hatemi ve Doçent Doktor Ömür Günaldı hocalarımızı dinleyeceğiz. Evet, Alican Hocam buyurun. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Doktor Alican Hatemi. Ben çocuk kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Şu an hastanemizin hibrit ameliyathanelerinden bir tanesinin içinde bulunmaktayız. Hastanemiz cerrahi kompleksinin içinde tüm cerrahi branşlardaki tüm ameliyatlar, organ nakilleri de dahil olmak üzere gerçekleştirilebilecek potansiyeldeyiz. Bu güçle günde 500 ameliyat, yılda ise askeri 125 bin ameliyat gerçekleştirebilecek bir potansiyelimiz var. Ben bugün huzurlarınızda çocuk kalp damar cerrahisi, çocuk kalp takımı adına bulunmaktayım. Çocuk kalp takımı, çocuk kardiyoloğu, çocuk kalp damar cerrahı, çocuk anestezisti, çocuk yoğun bakımcısı, çocuk perfüzyonisti gibi oldukça kalabalık bir ekipten oluşuyor. Ama bu ekibin gücüyle saatlik yeni doğanlardan erişkin yaşa ulaşmış tüm doğumsal kalp hastalıklı bireylere hizmet verebilmekteyiz. Ben tüm hekim arkadaşlarım adına ve sağlık personeli adına halkımıza, hastalarımıza ve insanlığa hizmet için sabırsızlık içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Alican Hocam, vallahi ben de bu heyecanınızı özellikle bir cumhurbaşkanı olarak saygıyla karşılıyorum. Rabbim başarılarınıza inşallah başarılarını başarılar katarak bunun devamını sağlasın. Çok hassas bir birim. Sağ olun efendim. Özellikle çocuk kalp cerrahisi. Hele hele şimdi bu hastanemizde bunun ileri düzeyde aşılmış olması bizleri çok daha rahatlatacaktır. Evet, Ömür Hocam. Sağ olun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Ömür Günaldı. Hastanemizde 6 adet beyin cerrahi kliniği bulunmaktadır. Şu anda bulunduğumuz nokta hibrit ameliyathane dediğimiz hasta ameliyat edilirken aynı zamanda MR çekiminin de yapılabildiği bir ameliyat odası konumundadır. Bu hastanede sadece bu ameliyathanelerde MR cihazı bulunmuyor. Yüksek teknoloji ürünü pek çok cihaz bulunmaktadır. Örneğin ameliyat esnasında hastanın beyninin ultrasonunu çekebileceğimiz intraoperatif ultrasonumuz, ayrıca beynin hangi noktasında olduğumuzu bize işaret eden nöronavigasyon cihazımız, bunun yanında dünyanın en gelişmiş cerrahi mikroskobu ve 4K görüntü teknolojisinde endoskobumuz ki bununla burundan girilerek kafatasını açmadan doğrudan kapalı bir yöntemle beyin tümörlerini ve hipofiz tümörlerini çıkarabilmekteyiz. Burada bulunan beyin cerrahi ben ve ekibim birlikte bu teknolojik altyapıyla hemen hemen bütün beyin ameliyatlarını yapabilecek kapasitedeyiz. Özellikle beyin tümörleri, hipofiz tümörleri, Parkinson cerrahisi, epilepsi cerrahisi ve ileri spinal cerrahilerin hepsini yapabilir durumdayız. Bu hastaneye olan desteğiniz için size ve katkısı olan tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kurum. Gerçekten çok önemli bir yatırım. Çok teşekkür ediyorum ben. Hocam ben de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizlerden bu açıklamaları duyunca bizim de geleceğe yönelik özgüvenimiz milletçe çok daha arttı. İnanıyorum ki ekranları başında bizleri izleyenlerin de özgüvenleri geleceğe yönelik arttı. Yani hamdolsun ülkemizde demek ki bu imkanlar da var denilebilecek
çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Şimdiden sizin de Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanım, günün anısına Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, Zat-ı Devletlerinize bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birazdan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış kurdelasını kesmek suretiyle halkımızın hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edecek değerli konuklarımızı ismen takdim ediyorum. Diğer konuklarımızın da yerlerini muhafaza etmelerini önemli istirham ediyoruz efendim. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu, Sağlık Eski Bakanımız Sayın Recep Akdağ, Japonya Büyükelçisi Sayın Akio Miyajiaki, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ve yüklenici firma adına Sayın Erman Ilıcak ve Goda Şoay'ı sahneye davet ediyorum. Evet, gerek sağlık bakanlarımıza, gerekse yüklenici firma olarak Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojit firmasına hakikaten kararlı bir şekilde bu dev eseri meydana getirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak bu arada buradaki altyapıyla ilgili önceki belediye başkanlarımızın üstlendiği bu süreçte ne yazık ki tabii yeni belediye başkanının bizim imkanlarımız yok, biz bunu yapamayız diye çekildiği bu yol metro konusunda da bu işi talimatımla Ulaştırma Bakanımıza verdik ve sağ olsun Ulaştırma Bakanımız büyük bir gayretle şu anda yoldu, viyadüktü bunları tamamladı. Şimdi de inşallah metro kısmının bu hafta devrini alıp ve süratle metroyu da inşallah bir yıl, bilemediğiniz 1,5 yıl içerisinde metroyu da bitirmek suretiyle artık bütün vatandaşımız buraya metroyla gelebilme imkanına sahip olacak ve şu anda bulunduğumuz noktaya metrodan çıkabilecekler ve ulaşım sorunu da böylece çözülmüş olacak. Ben başta tüm doktor kardeşlerime, bunun yanında tüm hemşire kardeşlerime, sağlık memurlarımıza bu muhteşem eserde şanlarına yakışır şekilde verecekleri hizmet sebebiyle şimdiden şahsım, milletim adına, tüm kabinem adına, hükümetimiz adına başarılar diliyorum ve kordelayı da bu anlayışla kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah.